Estağfurullah hocam. Bu Armageddon konusunu deşifre ettiniz hocam dünyada. Bütün bu olan dökülen kanlarında Mesihiyet ve Mehdiyet üzerinin etrafında döndüğünü söylemiştiniz. Sizin söylediğinizi tam teyit eden bir yeni bir haber var hocam. Irak'a saldırmak için bana bahane bulun diye ABD'de gizliliği kaldırılan bazı belgeler George Bush yönetiminin 2001 yılında iktidara gelir gelmez Irak'a savaş açmak için bahane aradığını ortaya koydu diyor haberde hocam. Time to Go'da çıkan haberde. Kardeşim o devirde zaten George Bush böyle zil zurna içmiş sarhoş gibiydi. Evet. Yani böyle kapıya mapıya dayanır ya sarhoşlar bazen bar kapısına falan böyle olay çıkar bütün mahalle seyreder. Evet. Bağırır çağırır çık ulan bilmem ne falan erkeksen falan der bilmem. Evet. Sonra içeriye dalar cam çerçeveyi kırar falan. Aynı bu hesaptan oldu yani. Ben anladım rezalet çıkaracaklarını. Bak Saddam'a dedik ki kardeşim dedik al çoluğunu çocuğunu çık evet. Adamlara malzeme çıkarttırma dedim. Evet hocam. Bu oyunu bozalım dedim. Vakit gazetesine sür manşet haber yaptırdım. Evet. Ortadoğu gazetesinde evet. Sayfalarca günlerce tam sayfa yazılarım yayınlandı. Evet hocam. Pentagon'da çıktı açıklama yaptı dediler ki biz dediler İslami basını daha titiz seyredeceğiz. Okumuşlar yazıyı daha dikkatli olacağız. Tamam dedi George Bush'un da tasdikiyle ve hükümetin de tasdikiyle Saddam dediler çoluğunu çocuğunu alsın ayrılsın biz de bu operasyonu durduracağız dediler. Oho Saddam herif zır zurna içen adam. Evet. Viskiyi sek çeken adam içip içip adam coştu. Gelsinler dedi erkekseler kapışalım burada dedi. Siz de hendek eşin dedi Iraklılara. Evet hocam. Hendek diyor falan çıkıyor. Ya kardeşim sen hendek senin yani engeller mi burada? Belli mi ya? Evet. Belli mi olay? Yani hendekten durdurulacak bir olay mı bu? Havadan bombardıman yapılıyor. Ortada oda çıkan hocam. Evet. Cavit Yalçın. Evet Cavit Yalçın Müstahar ismiyle yazım çıkmıştı o zaman. Evet. Saddam yönetimin çekilmeli mi? Evet. O, bak tam sayfa. Başka var mı? Var hocam. Hazırlıyorum şimdi inşallah. Evet. Guru savaşlarına son verilmeli. Evet. Cavit Yalçın. Bak bu da öyle yine. Tam sayfa. Ben bunu detaylı olarak anlattım o zamanlar. Saddam burnunun dikine gitti. Sözümüzü dinlemedi. Ona aracı da bulundu. Aracılarla da haber gitti o dönemde. İnşallah. Fakat adam Armageddon'un bir parçası olduğu için yani görevli memuru olduğu için tabii bizi dinleyecek konumda değildi. Onun için Armageddon esasda. Mesela bu Saddam'a tarihe mektup. Bu da yine aynı şekilde ben vakite hazır olarak vermiştim bu yazıyı. Evet hocam. İnşallah bunu bu şekilde yapalım deyin. Allah razı olsun. Onlar da öyle bu şekilde bu yazıyı yayınlamışlardı. Sizin mektuplarınız çıktıktan sonra da bu haberler çıkmıştı hocam basında. Gösterelim mi onu? Evet. Zirvede Saddam'a çağrı git diye haber çıkıyor hocam. Devam edelim. Saddam sürgüne gitmeli. Birleşmiş Milletler eski genel sekreteri Batrius Ghali'ye göre ABD başkanı ne pahasına olsun savaş istiyor. Ama diyor Saddam sürgüne gitmeli. Sizin mektubunuzdan sonra hocam. Ülkeni terk et seni koruruz. Türkiye barış için diplomatik atağa kalktı. Ülkeni terk et seni koruruz. Türkiye barış için... Evet aynı haber. Saddam Hüseyin'e çekil baskısı. Powell o dönemin Amerikan Savunma Bakanı Saddam'a yer arıyoruz. Sığınabileceği bir ülke arıyor. Saddam askerleri bir anda evet. Saddam Fransa'ya hatta Fransa ve İsviçre kapılarını açmıştı hocam. Siz söyledikten sonra başka bir ülkeye gitsin diye. Kardeşim Armageddon planının bir parçasıydı Saddam. Evet. O yüzden zaten benim sözümüzü dinlemez adam yani. Zaten evet. Dinlemez. O yukarıdan üfürümle hareket eden bir adamdı. Dolayısıyla üfürüme göre hareket etti. Bizim sözümüzü göre hareket etmedi. İnşallah. Yani makul birisi olsa zaten konuşursun konu biter. Evet. Adam öyle bir şey değil ki. Evet. Adam memur. Evet. Yani o konuda memur. Görevlenmiş adam. Evet. Görevini yerine getiriyor adam. İnşallah.